Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz arkadaşlar sofralarımızda, yemeklerimizde ve günlerde çay saatlerinde çok tercih edilen patates salatası, bol yeşillikli. Evet arkadaşlar, şimdi tarifimize geçelim. İyi seyirler. Patates salatamız için gerekli malzemeler şöyle. 7 adet orta boy patates haşladım. Soğuduktan sonra kabuklarını soydum. Bu şekilde hazırladım. Kesinlikle sıcakken doğramıyoruz arkadaşlar. Şöyle 5-6 yaprak kıvırcık marul ya da normal marul, yarım demet maydanoz, 1 adet limon suyunu kullanacağım ve 4-5 tane taze soğan yeşil dalları ile birlikte 1 çay bardağından biraz eksik sıvı yağ. Daha doğrusu zeytinyağı arkadaşlar. Kesinlikle zeytinyağı kullanalım. Yoksa sıvı yağ kullanabiliriz. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kuru nane ve 1 çay kaşığı da karabiber. Evet, bütün malzemelerimiz bu. Şimdi patates salatamızın yapımına geçebiliriz. İlk önce haşlayıp soymuş olduğumuz soğuyan patateslerimizi doğrayarak başlıyoruz. Küp küp doğrayacağım arkadaşlar. Çok büyük de olmayacak, çok küçük de olmayacak. Bu şekilde uzunlamasına kestiğim patateslerimi şöyle küp küp dilimliyorum. Ve karıştırma kabımı alıyorum. Arkadaşlar hepsini aynı boyda kesmeye dikkat edelim. İri olanları diğerleriyle aynı boya getirebiliriz. Bütün patateslerimi doğrayıp kabıma alıyorum. Diğer kabım biraz küçük geldi. Ben de şöyle yayvan bir kaba aktardım doğramış olduğum patatesleri. Şimdi de sıra yeşilliklere geldi. Öncelikle marulları doğruyorum. Marulların yaprakları geniş olduğu için şöyle arkadaşlar 3'e bölüyorum. Bu şekilde marullarımı doğramaya başlıyorum. Doğramış olduğum marullarımı şöyle patateslerimin üzerine koyuyorum. Şimdi de sıra maydanozlarımızda. Maydanozlarımızı da ince ince kıyıyoruz. Kıymış olduğumuz maydanozlarımızı tekrar ilave ediyoruz. Evet, şimdi de taze soğanlarımızı doğruyoruz. Geniş olanları ikiye bölüyorum. Çok küçük de olmayacak arkadaşlar. Taze soğanlarımızı da ince ince kıyıyorum. Tabii ki yeşil dalları da mutlaka lezzet veriyor salatamıza. Yeşil dallarıyla birlikte taze soğanlarımı da doğruyorum. Doğradığım taze soğanlarını da salata malzememe ilave ediyorum. Ve sırada sosumuz var. Sosumuzu hazırlamaya geçiyorum. Şimdi salatamızın sosunu hazırlıyoruz. Arkadaşlar ben her tarafına eşit şekilde lezzetin nüfuz etmesi için, bütünleşmesi için sosumu çırparak koyacağım. Şöyle baharatlarını da ilave ediyorum. Önce şöyle bir çırpıyorum. Ben taze soğan kullandım. Arkadaşlar siz isterseniz kuru soğan ya da kırmızı soğan da kullanabilirsiniz. Maydanoz yerine dereotu kullanabilirsiniz ya da hiçbirini kullanmayabilirsiniz. Sevdiğiniz tatlara göre.
Ve bir adet limonun suyunu sıktım. Şöyle ilave ediyorum. Ve tekrar karıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar salatamız hazır. Şöyle sosunu güzelce gezdiriyorum. Daha yayvan bir kaba koydum. Çünkü karıştırması daha kolay olsun diye. Hem patateslerimizi fazla hırpalamadan dikkatlice karıştırmamız lazım. Bu şekilde koymuş olduğum sosla şöyle bir karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi renkler harika. İyice her tarafına gelecek şekilde şöyle alt üst ediyorum. Fazla hırpalamadan patateslerimizi ve salatamız hazır. Evet, salatamız hazır. Ben bu şekilde siyah zeytinle üzerine süslemeyi uygun gördüm. Dilerseniz daha ekşi severseniz limonunu artırabilirsiniz. Malzemeleri artırıp azaltmak sizin elinizde. Damak zevkinize göre hazırlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü tarifimiz her zaman hele balık yemeklerinin balıkların yanında yenmesi enfes olan patates salatamızdı. Bol yeşillikli. Evet, bugünkü tarifim burada sonuna gelmişken hepinize hayırlı, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Allah'a emanet olun.